Değerli misafirler, sevgili gençler, tabiatın canlandığı, bir bebek gibi etrafa gülümsediği bu bahar gününde binlerce yıllık zengin tarihi mirasıyla yeşille mavinin buluşma noktası güzel İzmir'imizde sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Aslında ben kendimi burada çok da misafir gibi hissetmiyorum. Aile olarak İzmir'le çok güçlü bağlarımız var. Eşimin ailesinin bir bölümü uzun yıllardır burada yaşıyor. Ben de kendimi yarı İzmirli sayıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirler, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik öğrenme ve gelişme potansiyelidir. Gelişmenin temel kaynağı ise eğitimdir. Eğitime ve dolayısıyla insana yapılan yatırım güçlü ve mutlu bir geleceğin ilk adımıdır. Modern dünyayla bütünleşmenin de önemli bir yoludur. Bugün ülkelerin büyük serveti eğitimli insan gücüdür. Bildiğiniz gibi ülke olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. 72 milyon vatandaşımızın %55'i 16-28 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu Türkiye için önemli bir avantaj. Bu avantajı çok iyi değerlendirmeli, genç nüfusumuzu iyi bir eğitimle nitelikli iş gücüne dönüştürmeliyiz. Devletimiz de bu amaçla tüm kaynaklarını seferber ediyor. Son yıllarda bütçeden eğitime ayrılan pay ciddi oranda artırıldı. Birçok önemli projeye imza atıldı. Hem okullaşma hem de eğitime katılan öğrenci sayısında büyük oranda artış sağlandı. Diğer yandan okul öncesi eğitim ve yüksek öğretim de dahil olmak üzere Türkiye'de 20 milyon öğrenci var. Bu çok büyük bir rakam. Birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Sadece devlet imkanlarıyla 20 milyon öğrenciyi modern çağın gerektirdiği eğitim şartlarına kavuşturmak pek de mümkün değil. Devletin yetişemediği yerde görev bizlere düşüyor. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün ortaya çıkan tabloda bu inancımızda yalnız olmadığımızı gösteriyor. Bizim en büyük şansımız insanımızın hayırseverliği. Milletimiz eğitime destek konusunda kendisinden bekleneni fazlasıyla yapıyor. Birçok hayırseverimiz çocuklarımıza ve eğitime harcanan paranın aslında yarınlarımıza yapılan büyük bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyor. Bu iş artık hayırda yarış haline geldi. Gün geçmiyor ki güzel yurdumuzun herhangi bir köşesinde hayırsever bir vatandaşımız tarafından yaptırılan bir okul açılmasın. Bugün de İzmirli hayırseverimiz Suzan Divrik Hanım'ın yaptırdığı ve binlerce çocuğumuza bilgi yuvası olacak okulumuzun açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle bir aradayız. Huzurlarınızda çocuklarımıza ve geleceğimize bu okulu kazandıran başta Suzan Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, bugün sizlere güvenen, gönül veren hayırseverlerimiz sayesinde modern bir okula kavuştunuz. Tüm bu çabalar en iyi eğitimi alabilmeniz, hiçbir şeyden mahrum kalmamanız için. Lütfen bunun değerini bilin. Derslerinizde dört elle sarılın. Ben hepinize güveniyorum, inanıyorum. Biliyorum, bahar geldi, içiniz kıpır kıpır. Yerinizde duramıyorsunuz. Gezmek,
eğlenmek şu anda size çok daha cazip geliyor. Aman bu güzel havaların etkisine kapılıp derslerinizi ve okulunuzu ihmal etmeyin. Sonra ünlü şairimiz Orhan Veli gibi beni bu güzel havalar mahvetti demeyin. Önünüzde sınav dönemi var. Biraz daha sabırlı olun. Birkaç ay kaldı. Yaz tatilinde dolayısıyla dinlenirsiniz ama şimdi okul zamanı. Emin olun sizlerin başarısı bizler için en büyük sevinç kaynağı. Sizlerden tek beklentimiz başarılarınızla ülkemizi, milletimizi ve tabii ki ailelerinizi gururlandırmanız. Sözlerime son verirken Suzan Divrik Kız Teknik Eğitim ve Meslek Lisesi'ne eğitim öğretime kazandırılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor. Değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum.